Evet, aylarca süren çalışmanın ardından iki tutsak Yunus bugün özgürlüklerine kavuşturuldular. Bu projede çalışan biri olarak duygularınız nedir? Aslında ben tam olarak çok hakim değilim konuya. Ben birkaç gün önce geldim. Burada doğal yaşam ortamlarına canlıların uyum sağlayıp sağlamadıklarını kontrol etmek için geldik ve tespit ettik ki uyum sağlanmış ve arkasından serbest bırakıldılar. Şimdi bakın, aslında benden daha bilgili arkadaşlar var. Burada isterseniz onlarla konuşabilirsiniz. Bu yunuslar nasıl bir ortamdan geldi? Biraz bahseder misiniz? Bakın, yani aslında tam olarak bir bilgim yok ama sanırım daha önce şov yapılan bir havuzdan getirilmişler buraya. Ne kadar bir rehabilitasyon süresinden bahsediyoruz? Şimdi bakın, gerçekten tam olarak bilmiyorum. Yani ben üniversiteden araştırma için geldim buraya aslında. Siz gönüllü arkadaşlarla konuşursanız iyi olur. Yani zaten yani bunları bana sormanız da çok doğru değil. Teşekkür ederim. İyi günler. Ne kadar bir süreden bahsediyoruz? Rehabilitasyon tam 11 ay sürdü. Bu süre boyunca yani her günümüz onlarla beraber geçti. Beraber yüzdük, daldık, ağlandık, beslendik, oynadık. Yani hayatımın belki de en yorucu ama en güzel senesini geçirdim onlarla beraber. Ve bugün özgürlüklerine kavuştular. Sizin için çok mutlu bir gün olmalı. Ya aslında hem mutlu hem de hüzünlü bir gün. Yani ailem gibi olmuşlardı. Gitmeli. İyi misin? Şimdi daha iyi. Kış yaklaşıyor. Sorma ya. Neden? Yani benim kışlar pek iyi geçmez de. Kimin geçer ki? Şimdi ne yapacaksınız peki? Yani buradaki göreviniz tamamlandığına göre. Ya biraz ara vermeye ihtiyacım var. Şurada sıcak bir yerlere gideceğim. Plan ne? Tayland'da bir abim var. Dalış eğitmeni o. Sezon bitince gitti. Şimdi ben de gidebilirim artık. Neyse. Yardımlarınız için çok teşekkürler. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de memnun oldum.
Barış Bey. Buyurun. Üç. Denizin altında büyük ve derin bir mağaradasın. Etrafında balıklar var. İlerliyor. İlerliyorsun. İki. Suyun ağırlığı giderek artıyor. Artıyor. Ve rahatlıyorsun. Uçuyor gibisin. Suyun yumuşaklığı cildini okşadıkça rahatlıyor. Gevşiyorsun. Mağaranın ağzına. Işığa doğru ilerliyorsun. Bir. Mağaradan denizin ortasına çıkıyorsun. Artık her yer mavi ve sen çok hafifsin. Şimdi yavaş yavaş istediğin zaman gözlüklerini çıkarabilirsin. Beni duyuyor musun? Evet. Biraz boğuk. Rahat ol. Hipnoz halindesin. İstersen gözlerini açabilirsin. Düşüncelerini serbest bırakmaya çalış. İnsanlarla aran nasıl? Nasıl? Yani kolay sosyalleşir misin? İnsanlarla bir arada olmaktan hoşlanır mısın? Ağızları insan ağzına benziyor değil mi? Pardon. Tehlikeli değiller. Yok, tehlikeli demedim zaten. Ağızları insan ağzına benzemiyor mu? Bilemedim şimdi. Neyse, boş ver.
endişeliyim. Neden? Hastalıklar, ölüm, her yerde. Korkar mısın ölümden, hastalıklardan? Kim korkmaz ki? Nasıl başladı peki bütün bunlar? Babam. Babamla başladı galiba her şey. Ne yaptı baban? Marmara Denizi'nde balıktayken çok severdi balığı. Fırtına çıkmış. Çok iyi denizciydi aslında. Bir daha bulamadılar. Yani teknesini buldular sapasağlam. Ama babamı bulamadılar. Evli misin? Yok. Yani bana 4 mevsim katlanacak birini bulamadım henüz. Yalnız mı yaşıyorsun? Sen neredesin? Yarım saattir çaldırıyorum abi. Endişelendim. Banyodaydım ya. Niye? Yine yapayım. Abi müsaitsen sana gelebilir miyim birkaç günlüğüne? Hasta gibiyim oğlum ben ya. Neyin var yine? Ne bileyim. Hemşire niye gelmek istiyorsun ki bana? Kavga ettim çok kötü. Vallahi başka hiç çekerim yok. Sadece birkaç gün. Bire istedin mi abi? Çay iyi ya.
Ne oldu gene babandan? Abi tutmuş benim kedileri sokağa atmış. Senin bir tane değil miydi kedi ya? Yok. Şimdi 4. Doğru da abi hayvan. Sokağa mı atsaydın? Almış hayvanları dağa atmış abi. Yani bu mudur doğrusu? Okul nasıl gidiyor? Gitmiyor. Nasıl gitmiyor? Bıraktım. Anlaşıldı şimdi amcam seni niye sokağa attı? İnşallah. Kaçtım. Manik depresif misin? Mevsimsel olarak mı gösteriyor kendisini? Kışları soğuk ve karanlık. Yazları sıcak ve aydınlık. Coğrafya dersindeki iklim tanımı gibi oldu değil mi? Balık yemeye benziyorlar. Hiç öyle düşünmemiştim. Sever misin balıkları? Severim. Yani işim bu benim. Abi senin elin neden öyle? Doğuştan. Karıştırma ya. Ay. Anne şunlardan alalım mı? Ne kadar bunlar? Bu küçükler 60 liradan başlıyor. Şu büyük mor olan da 500 lira. Yuh. Niye var pahalı o öyle? Bunlar tuzlu su balığı hanımefendi. Hem nadir de bulunurlar. Hem siz bakamazsınız zaten onlara. Allah Allah. Nedenmiş o? Neyimiz eksik bizim?
kuşum, bir şeyimiz eksik değildi yani. Tuzlu su balıkları biraz zahmet ister. Neyse ne. Zaten çok pahalı bizim için o. Biz daha ilk defa balık bakacağız. Şöyle ucuz başka bir şey yok mu? Var, lepistes vereyim size. Bir dişi bir erkek. Hem çabuk da çoğalırlar. Anne ya. Yavrum, o bir pişir makinesi fiyatı. Ucuz bizim. Onlar ne kadar? 3 liradan tanesi 6 lira olur. İkisine 5 lira verin. Hanımefendi, 6 liranın pazarlığı mı olur? Yani kendileri çoğalıyor diyorsun. Hadi ver 2 tane. Hadi gelcim. Bir saniye geliyorum. Benim kuzen. Oğlum müşteri zannettim seni ya. Ne yapıyorsun? Bak. Ne var bunda? Ağzına bak. İnsan ağzına benzemiyor mu? Nasıl yani? Bak, bu gördüğün o balığın yumurta kılıfı. Annemin bana hamileyken kullandığı ilaçları enjekte ediyorum. E'si. Bu işte. Birkaç jenerasyon sonra ağızları insan ağzına benzemeye başlıyor. Yani senin elin bu yüzden mi böyle? Aynen. Annenle ilişkin nasıl peki? Bu olay nasıl etkiledi ilişkinizi? Böyleydim. Böyle olmamak nasıl bir şey bilmiyorum ki. Ama o hep kendini suçladı. Bir de Allah'ın belası kedisi var tabii. Kedisini sevmiyor musun? Ben hiçbir kediyi sevmem. Neden sevmezsin kedileri? Balık. İçimdeki balık. Ya anne, sen şu kediyi kapattın değil mi odaya gerçekten? Kapattım. Baksana, sesi koridordaymış gibi geliyor sanki. Sana öyle geliyor. Atardım şu korkuyu kafandan. Anne, yavaş yavaş, tamam. Yavaş anne. Bu kör makasla ancak bu kadar. Tamam işte, sen de dikkat et biraz. Zaten 5 tane saçım kaldı. Beğenmiyorsan adam gibi berbere git. Tamam, yani. Yaz, berberleri de hiç sevmem. Neden? Berberleri niye sevmiyorsun? Fazla yakın dururlar saç keserken. Yakınlık derken? Ya ne bileyim işte, yakın. Yani böyle kolunuza dayarlar da keserler saçınızı.
Yani ben küçükken öyleydi. Böyle başka kötü anılar var mı? Çocukluğundan kalan. Var. Hasan abi. 12 yaşında çocuğum o zaman. Yok sevgilim var mı? Yok yılan tükürüyor mu? Hala öyledir. Komşu, neredesin? Neredesin sen ya? Ne yapıyorsun yukarıda? İşte bu akvaryumların temizliğiyle uğraşıyorum ya. Kusura bakma, darmadan zaten yukarısı. Gel oturalım istiyorsan geç. Yok yok, böyle iyi, böyle iyi. Benim mallara bakıyorum. Bunlar nedir, nereden geliyor? Uzak Doğu abi onlar. Uzak Doğu. Ben 2 ay önce Uzak Doğu'ya gittim. Her cins, karı, kız, gırla. Bunlardan hiç görmedim. İşte bunlar nadir cinslerden abi. Toptan alıyorum ben de. Kaça satıyorsun bunları? İşte şu küçükler işte 60 liradan başlıyor. Bunların daha büyükleri var arkada. 500'e kadar çıkıyorlar. Bak o mor 500'lüklerden. 500. İyiymiş. Kaçtan alıyorsun peki? İşte ne bileyim abi, dedim ya, toptan alıyorum. Ben de, bir de ürüyorlar bunlar. Çoğaldıkça artık hesabını tutmak zor oluyor yani. İyi. Bana da ver fazla varsa, ben de satayım. Yok abi fazla. Peki komşu. Hayırlı işler. Bu duygularla nasıl başa çıkıyorsun peki? Bir inancın var mı mesela? Sığınabileceğin bir liman. Var. Kalp hastasınız. Kalbinizde de pil var. Farkındasınız değil mi? Dikkat ediyorum doktor. Hala aç geçiyor musunuz? Çok az. Bir iki kadeh bazen. Kendi sonunuzu hazırlıyorsunuz Mevlübe Hanım. Tamam doktor, tamam. Ay, içimi kararttınız. Yani bunlar hayatın gerçekleri, ne yapalım? Kolesterol ilacınızı da değiştiriyorum. Bir de gitmezsiniz biliyorum ama buraya bir terapist yazıyorum. Onların hepsini tanırım. Oğlumdan dolayı yani. Buyurun. Barış. Bu muydu işlediğin? Yine röntgen mi çektirdin? Tamam anne, neymiş, neyin varmış? Hep aynı şey, kilo ver falan işte.
Boşuna geldin desene. Boşuna gelmedik. Ne bu? Doktor tavsiye etti. Çok iyiymiş. Hipnoz yapıyor. Hani belki işine yarayabilir. Bir hipnozcumuz eksikti hayatımızda. Oğlum açmışsın kapıyı arkasına kadar. Biri gelse ruhun duymayacak. Abi sesle neler ya? İş oldu mu? Oldu oldu. Yazdım seni. Tut şunu. Bu ne abi? Elim mi? Bak bu. Sudan karaya çıkan ilk canlı. Benim elimin kemik yapısıyla hayvanın işte artık yüzgeci mi diyeyim ön ayaklarına yapısı neredeyse aynı. Sen içki mi içtin genelde sabah sabah? Şu kadarcık içtim heyecanımı alsın diye. Ya gittin o zaman heyecanını lütfen. Sen niye böyle giyindin? Sirke mi gidiyoruz oğlum? Anne saçma sapan konuşma ya. Hadi git giy, hazırlan da çıkalım. Tamam. Babam öldükten sonra bir daha toparlayamadı kendini annem. Ne başka bir adam oldu hayatında, ne de bir şey.
Abi bu hayvana yiyecek bir şeyler vermek lazım. İşte peynir var dolapta. Tamam ben veriyorum o zaman. Ha bana bak. O kediyi kafesinden çıkarayım deme sakın. Ne yapacağım ben seninle? Ne hissettiriyor annenin artık olmayışın? Boşluk. Kocaman bir boşluk var içinde. Boşluk iyi de olabilir Barış. Sınırların kalkıyor. Öyle düşün. Rahatla. Bir. Büyük bir boşlukta. Okyanusta ilerliyorsun. İki. Suyun içinde uçuyor gibisin. Yavaş yavaş yüzeye doğru süzülüyorsun. Süzüldükçe rahatlıyorsun. Rahatlıyorsun. Üç. Kuzen nereye? Geliyorum birazdan. Nereye gideceksin peki? Islanmışım, bir çay koyayım da içi nasılsın? Yok be abi, ne çayı ya. İçim dışım çay oldu zaten. Dükkan ne olacak? İşte benim kuzen yok mu? Bırakacağım onu. Anlıyor musun bu işlerde? Ya biz çok mu anlıyoruz be abi? Olayı öğrenecek işte bir şekilde. Sen bilirsin ama. Ha
Abi dükkan benim, mal benim. Ya boş ver şimdi. Ben buraya niye geldim? Şu benim tropikler yok mu? Evet. Ya işte onlar bir senedir bayağı çoğaldılar. Böyle 200-250 tane oldular. Ne yaptın evladım sen? Çiftlik mi buldun? Yok be abi. Ne çiftliği? Yani işte iyi bakınca ürüyorlar onlar da. Şimdi kuzen bakacak dükkana da. Hani bunlarla ilgilenemez, anlamaz o. Ben diyorum ki bunların hepsini sana vereyim ben. Hmm. Kaça verecek? İşte yani bunların büyükleri 550'ye gidiyor. Ben sana bunların hepsini 125'ten vereyim. Büyük küçük ayrımı da yapmam. Pazarlık da olmaz. Para peşin. Güzel. Sen istemezsen Osman abi alacak. Sorup duruyor zaten. Çok istedin mi Barış? Yok be abi, çok değil ya. Zaten sen kendin biliyorsun. 20 tane aldım ben bunlardan geçen sene. Kaç tane oldu? Sattıklarım da cabası. Tamam. Aldım gitti lan. Alsana oğlum. Niye veriyorsun abi bunları bana? O dükkan senindir artık. Nasıl? Fazla gideri yok. Derdi sıkıntısı yok. Rahat rahat bakarsana burası. Sen yeter ki balıklara iyi bak. Abi ne yapıyorsun sen? Yapmak istediğim şey. Ben nasıl bakarım bu balıklara bilmiyorum ki. Bakarsın oğlum, bakarsın. Ben de bilmiyordum babam öldüğünde. Şimdi ne yapacaksın peki? Eve gidip toparlanacağım önce. Sonra da sahaya ineceğim. Ha, unutuyordum. Evin anahtarlarını da bırakırım paspasın altına. Eve giderken de şuradan biraz kedi maması al. Hayvanı da çıkar o kafesten artık. Hadi hayırlı işler kuzen.
Emine. Neredesiniz gemiler? Yenemediniz mi? Geldim işte. Tamam. Neredesiniz gemiler? Links'ten dışarıdaki bütün gemileri. Canavar gemiler. Okuma ya. Benim müşterim diyor. Benim dalışım var bir sürü ya. Nasıl çözeceğiz? Hala 10 güne geliyor ya. Tamam abi. Abi tamam. Tamam kapat ya. Ben seni tanıyorum değil mi? Evet biz daha önce seneler önce birlikte çalışmıştık burada. Ha. Sen üniversite ekibindeydin. Ha, evet. Yunus projesi. Evet evet aynen. Kaç yıl oldu ya? 4 belki 5. Nereden çıktın böyle? Abi. Motor çalışmıyor. Nasıl çalışmıyor? Gayet iyi çalışıyordu. Ne olmuş? Parça lazım. Bir hafta 10 gün sonra gelecekmiş. Bir hafta 10 gün mü? Niye o kadar çok o? Biz o kadar bekleyebilir miyiz? İsterseniz.
Sen profesör falan olmuşsun. Pardon? Görüşmeyeli diyorum. Profesör falan olmuşsundur. Yok aslında. Yani pek öyle sayılmaz. Yani evet. Üniversiteyi bitireli yıllar oldu. Ama yani kendi araştırmalarım bir şekilde devam ediyor. Yani daha çok kişisel araştırmalar. Sen kaç yaşındaydın? Biz de uçak güvenebilecek miyiz sana? Tabii. Kanuna benzemez. Benzemez. Siz yarışa falan mı hazırlanıyorsunuz böyle? Ya, rekor deniyoruz. Ne kadar dalıyorsun? 4 yıl oldu. Nasıl başladın? İşte, Tolga abim dalıyordu zaten. Tayland'da. Sonra biz arada annemle babamı kaybettik. Sonra da ne bileyim, kafamı toplayayım da dağıtayım diye
hayata bağlanmak için falan. Tolga'nın da ısrarıyla başladık. Öyle bir şey. Su. Sağ ol. Tuhaf herif ha. Nesi tuhaf? Yani bilmiş el falan. Ne olmuş ki ona? Bilmem, sormadım. Ne iş yapıyor bu? Para nereden gitti? Allah Allah. Duyan da devlet memuru soruyor sanacak. Ne bileyim ne iş yaptığını. Kızım merak ediyorum, ne bileyim işte. Son gördüğümde biyologdu ama bir araştırmak lazım yani. Katil falan olmasın. Biyolog katil falan olmasın bizi. Kesmesin abi şöyle bizi parça parça yapar. Deniz. Tamam. Niye merak ediyorsun zaten. Yine bizimki çıktı ortaya. Hayırdır. Biraz geç değil mi sormak için? Ne oldu? Adamın teknesindeyiz abi. Ondan yani. Ne oldu? İyi misin? İyi misin? İyi. Ne oldu öyle boğuluyorsun zannettim? Astım krizim tuttu. Suya dalınca geçiyor. Geçti işte.
Hadi. Hadi daha çok yol var. Sahile varmayan dalgaların altında organik hayat, okyanusun inci gibi mağaralarında doğdu ve beslendi. Ardıl nesiller gelince bunlar, yeni güçler ve daha büyük bacaklar elde ettiler. Sayısız nebat fışkırdı ve yüzgeç, ayak, kanat krallıkları nefes almaya başladı. Sen mi yazdın bunu? Bak bakalım. Nasıl olmuş? Daha iyisi olamazdı. Ne yapıyorsun? Neye bakıyorsun sen öyle? Bu ne? Yani gözlemlerim. Seninle ilgili gözlemlerim. Ya ben senin deneylerinin bir parçası mıyım? Saçmalama ya. Hayır da ya sen niye benim defterimi karıştırıyorsun ki zaten? Deniz. Deniz. Deniz.
Ne oldu? Yok bir şey abi. Biraz uyuyacağım ben. Deniz. Niye geldin? Seni görmek istedim. Yok bir şey. Yapma Deniz. İkimiz de biliyoruz bir şey olduğunu. Dalmak nasıl senin hayatın sen? Bence o konulara hiç girmeyelim. Tamam mı? Bu da benim hayatım. Bilim de benim hayatım. Bilim mi? Sen bana bilim mi diyorsun Barış? Bu bilim. İşte bilim bu. Sen karada doğru dürüst nefes bile alamıyorsun. Bunlar normal mi? Yalnız kalmak istiyorum. Deniz, bunlar araştırmaya değer. Çıkar mısın? Gerçekten lütfen.
kardeşim bayağı hamile. Sen istemiyorum şunu ya. Bilmiyorum. Kafam çok karışık, bilmiyorum. İstemiyorum şunu ya. Ya dalmak benim hayatım, tamam mı? Tolga'nın da hayatı. Ben ona bunu nasıl yapayım, nasıl onu yarı yolda bırakırım Barış? İyi de ben sana dalmayı bırak demiyorum ki. Evet ama senelerce erteli diyorsun. Bir de bu senin araştırmaların, deneylerin filan. Sen gerçekten bu çocuğu niye istiyorsun? Yani bu çocuk da mı bir deney? Sen böyle mi düşünüyorsun? Bilmiyorum. Kafam çok karışık, gerçekten bilmiyorum. Kış geliyor. Ne? Kış geliyor. Biliyorum. Her yerde seni aradık ya. Girebilir miyim? Çok ıslandı.